veya bu şekilde bir derdi olmuş, sıkılmış. O kul şöyle dua ederse Allah sıkıntısını giderir. Nasıl dua edecek? Allahümme inni abdüke ve ibnu abdike ve ibnu emetike nasiyeti biyedik madim fiyye hukmuk adlum fiyye kadavuk es'eluke bi kulli ismin huve leke semmeyte bihi nefsek ev enzeltehu fi kitabik ev allemtehu ahaden min halkik ev istedterte bihi fi ilmil gayb indek en tec'alel kur'ane rebi'a kalbi ve nure sadri ve cilâe huzni ve dehâbe hemmi illâ ezhebellâhu azze ve celle hemmehu ve ebdelehu mekâne huznihi ferhan. Kâlû ya Resûlallah yenbeğî lenâ en neteallemâ hâulâil kelimât kâl ecel yenbeğî limen semi'ahunne ev yeteallemehunne. Efendimiz buyuruyorlar ki bir kula herhangi bir üzüntü veya tasa isabet eder de ellerini açar. Allah'ım ben senin kulunum. Erkek ve kadın kullarının da çocuğuyum. Benim kontrolüm, alnım senin kudret elinde. Benim hakkımda senin hükmün geçerlidir. Senin benim hakkımdaki takdirin adalettir şüphesiz. Kendini isimlendirdiğin, kitabında indirdiğin, kullarından birisine öğrettiğin veya katındaki gayb iliminde kendine has kıldığın sana ait her isimle sana elimi açıp iltica ediyorum ki Kur'an'ı kalbimin baharı eyle. Evet. Kur'an'ı göksümün nuru eyle. Kur'an'ı hüznümün ortadan kalkmasına, kederimin gitmesine vesile kıl derse Allah onun hüzün ve tasasını alır ve bunların yerine sevinç verir.